için hazırlık yapmış. Giyinmiş, kuşanmış gelmiş. Ay çok yakışmış. Acaba nasıl bir hazırlık işte? Çok. Keyif alacağım bir kına olacak. Ben, vallahi çok güzel olmuş. Bir kaftan da gelinine getirseydin. Ben kurban ederim. Getir 35 yıl önce almıştım kendime bunu dolapta asılıydı. Oğlum evlenirse özel kına tasarım. Sonrası giyerim demiştin herhalde. Giydi, teşekkür ederiz. Oğlum kınasını berbat etmek için taklamışım Allah'ıma 100.000 kere şükür. Bugün ama seni bak Nurgül davet ediyor. Onun daveti önemli. Kostümün de hazır. Onun daveti önemli. Ben zaten bunu kendim için giydim. Ve kendim için giyeceğim. Ve o gün burada en çok eğlenecek olan ben olacağım. Aşkım tabii ki. Davul zurna bana çalacak. Kınası var. Kendi kendini yerden yere vuracak. Oğlunun kınası önüne var başka. Tabii ki. Allah'ın izniyle. Geleceksin. Lord, olur böyle şey ya. Gelecek. Aferin Nurgül. Evet. Başımızın üstünde yerim var. Ben istemiyorum hiçbir şekilde. Nurgül böyle konuşuyor ama konuştuktan sonra da maalesef top benim başıma patlıyor. Niye? Ben maalesef diğerlerinde ben istememiştim. Ben hiçbir şekilde annemi istemiyorum. Bu kınada asla annem olmayacak. Neden? Neden? Ben gireceğim. Damadım ne derse olur. Damadım ne diyorsa olur. Damadımı dinleyeceğim. Ne diyorsa olur. No, neden öyle dedin Yurdanur Hanım? Damadım ne diyorsa olacak. Gelsin. Vardır mı bildiği mi demek? Bildiği vardır. Bu saatten sonra bana bırakın. Tamam. Asla bir huzursuzluk yaşamayacaksınız. Bana bırakın. Kusura bakma Seda Hanım, ben buraya gireceğim. Bence de. Ben buraya girmezsem bu kına olmayacak. Başımın ona göre. Başımın üstünde yerim var. Yok kına olacak da sen de gel. Ben annemle bir güzelce konuşabilir miyim? Müsaadeniz varsa. Tabii. Olmaz mı? Anne, bak düzgünce söylüyorum. Bu kınada bak. Düğünümüzü mahvettin, nişanımızı mahvettin. İlk defa adam gibi bir kınamız olacak. Mahvetmek için hazırladım bu şeyi. Nasıl olmuş? Yo bayağı Ömer böyle. Yok güzel, ya ortada birbirine karıştırmak için çok güzel. Bence mahvetmez. Bayağı ben hazırlanmışsın sen. Gerçekten mi? Sen zaten miksere benziyorsun. Seda Hanım benim adım Nazlı. Mikser, ben mikser. Ben ne Ahmet'i dinlerim, ne Mahmet'i, ne Hasan'ı, ne Hüseyin'i. Ben ne dersem o olur. Ama mikser söylersem bakmayın. İstemiyor oğlum. Bak, onun isteği istememesi benim umurumda bile değil. Vızız, sinek olur ortaya. Mikser o. Tabii ki kaynatın. Karıştırma sen mikseri. Nasıl istersen öyle olsun. Ne dedin yurdan durun? Karıştırma mikseri. Ya karıştırma mikseri geldi. Buyurun hanımlar. Gelip kınayı karıştır bozar mı? Evet. Görevim ama o. Damadım istemiyor, onu dinliyorum. Onun dediğini yapacağım. İstemiyorsa koymayın. Ya gelsin ne yapacak ki? Ay koymasın. Vallahi moralim boz. İstediğini yapsın bir buradan. Moralim bozmayacağım. Kınama devam edeceğim. Ne yapalım? Bu kadar emin misin? Eminim. Ne fazla yapabilirsin ki yani? Gelsin benim için. Fazla emin olma istersen. Gerçekten benim için sıkıntı yok, gelsin. Bizim için var kızım. Gelmesin abi. Bak ben, görüyorsun. Ya sana. Geldiği günleri görüyorsun. Mikseri neler yaptı. Oradaki hata senin de bak. Ben orada da umursamadım aslında. İlk başta hiç umursamadım yaptığı başta hareketleri. Başta evet oynadın. Beraber oynadık. Sen orada... Hayatım mahvolmuş bir şey var burada ya. Koskoca nişanımız mahvetmiş. Sen annem mahvettin. Nasıl? Bak gülüyordu burada. Sen mahvettin ben sen. Ben mahvetmedim. Annem mahvetti sen ya. Sen burada saçma sapan konuşunca ben çıldırdım. Annem mahvetti. Ben mahvetmedim. Bak, sonra gitti. Evet böyle bak, yap. Bak gidip vuruyorsun. Tamam ne var? Ben devam ediyorum oynamaya bak orada. Orada oynamaya devam ediyorum ben. Ben onu bunu bilmem canım. Sen böyle konuşma. Sonra top benim başıma patlıyor. Ben asla annemi istemiyorum. Almazsanız da sevinirim. Hatta gereken şeyleri de ben yapacağım. Anne gelme. Boşuna da zahmet etme. Giremeyeceksin şu kapıdan. Hasa hasa bunu bilir. Elinden geleni geri koymalar. Şu kapıdan hiç asla içeriye giremeyeceksin. Seda Bey siz dinleniyorsunuz ama ben vermiyorum. Girdi. Ben kınamı... Benim başımın üstünde yeri var. Ben... Yurdanur Hanım da Nazlı Hanım da. Başımın üstünde yerleri ya var. Ya biz... Daha önce de beraber kınalara, düğünlere katıldık gayet. Birbirimize nispet yapar yapar oynadık yani. Aynı şekilde kınamız da bu şekilde olacak. Daha bir tık üstü olmaz. Ama görsün oğlunun kınasında. Tabii. Şimdi görsün istiyorum, oğluna da kına yakılacak. Ne kadar anlayışlı görüyorsun. Çok anlayışlı bir gelinim. Benden... Kızımdan neler yaptı bize istiyorum. Sen nasıl bunu kabul ediyorsun? Ben nasıl yazdık ya? Düşmana günah. Nasıl kabul ediyorsun bunu? Nispet... Valla nasıl yaktı bizi bu oğlan? Ama nasıl? Şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. Da... Gelinin istiyor. Gelinin deme. Biraz da, elin kızı. Biraz da nispet olsun diye gelsin değil. Görsün yani. Ben değil. Artık o eski Nurgül değilim. Ama soyadı Deveci. Değil. Kağıt üstünde. Gelinin yani Nurgül istiyor. Deveci benim kızım. Nurgül Deveci. Ben yok orayı düzeltelim. Nurgül Aslan Deveci. Nurgül Aslan Deveci.
Aslan görmesin yani, kustururlar. Yani istesen de istemesen de gelinin. Hmm. Çakal desek daha iyi aslan ne? Sensin çakal. Ben niye o zaman üstündekini giydin şey de geldin? Bunu niye giydim unutmayasın. Bir kere daha bak buna ayağa kalayım. Çünkü bakayım, bu senin korkulu rüyan olacak. Güzelmiş özel tutarım. Bunu her gördükçe ha içine böyle var ya Allah kahretsin. Bir dön bir dön bakayım. Nefretle böyle dön kendini şey edeceksin. Git kendin oynat. Güzel, güzelmiş ya tasarımın, güzelmiş valla. Çok da güzel yani. Güzel. Beğendim. Tam kınada kayınvalide kıyafeti. Tabii. Ama yani sen şey mi demek istiyorsun Nurgül'e? Bunu unutma, ben bunu giyeceğim ama. Tıpkı öbür sarı elbisem gibi düğünde ana bıraktım ya onu. Onu sakla da torununa da giydirirsin. Artık. Bekle bekle. Torun olursa olur, niye olmasın Allah. Doğru yani. Hı. Olacaksa benden olacak. Sadaklıklardan değil. Tabii. Allah göstermesin. 10 tane sarı kahkirli olsa ayağımın dibine neyse kurban ederim. Kaynanamı en azından çocuğa ikna ettik. Hmm. Orada boşluğa düştün, torun olursa yok olur dedin. O torunu kendi kendine ana kız kendi gelin gibi oğluyla. Gender gendere zorla ayaklarını dıktılar. Sen gender gendere zorla kına düğün zorla inatman yok. Anne ben durdum. Bir dakika Yurdanur Hanım. Zorla mı kına düğün? Hiç de değil. Onun oğlu istedi. Ben de kızımı verdim. Ağ yamalı kara yamalı uymaz. Sen. Bu kadar zorlamanın gereği yok. Çocukları rahat bırak. Ben anacığım, ben ilk defa kına yapıyorum. Ömrü hayatımda abla ilk defa benim kına olacak. Ben annemden yalvarıyorum, rica ediyorum. Bak asla o kınayı bozmana istemiyorum. Ya bak, insan annesi gücüne gidiyor, zoruna gidiyor. Niye zoruna gidiyor? Niye? Kınasında olmasını adam istemiyor. Adam gibi birilerini getirdin karşıma da ben hayır mi yapmadım? Bak ben, benim gerçekten zoruma gidiyor abla. Yemin ediyorum zoruma gidiyor. Ama ben seni istemiyorum anne. Asla... Ben kınama seni istemiyorum. Gelmeyeceksin Nazlı Hanım. Gelirsen benim kınam mahvolacak. Senin isteği istememek benim için önemli ya, değil. Benim isteği istememem önemli. Yine benim toplayım başıma patlayacak. Ben biliyorum. Yine tamam, bak bunun dediğine bak. Bir dakika, ekran başı yanlış anlamasın. Kına da istemiyor. Sadece çünkü da Emre istemiyor. Şuna inanıyor. Annem geldiğinde o kınayı da bozacak. Yine benim Nurgül'le aram bozulacak. Hadi bizi kaç sene daha gene geriye atacak. Ya abla tamam. Bozar mı? Bozarım. Nazlı Hanım kınaya gelirse bozar mı kınayı? Hayır, bozmaz. Öyle düşünüyorsun. Kınayı da inadımdan yapıyorum. Onun için zaten inadımdan yapıyorum. Evet, inat zaten. Bence Nazlı Hanım kınaya çağrılması gerekiyor ki tabii, davet tabii etmen gerekiyor. Tabii başımın üstünde yeri var. Emreciğim sen nasıl söylüyorsun annem gelmesin diye bence? Düğünümüzdeki olanları biliyorsunuz değil utanmadan mi? Utanmadan yüzü kızarmadan söyleyeyim. Düğünümüzdeki olan şeyleri biliyorsunuz değil mi? Benim karım tanımadığım bilmediğim bir insanın arabasına bindi. Gidiyor. Neden? Annem yüzünü. Annem getirmiş. Düğünün ortasında çelek bırakmış. Bu şey normal olabilir mi? Değil abi. Diyor. Bu normal bir şey değil. Bu sefer böyle olmayabilir. Allah bilir kınada planları ne? Düşüncesi ne? Ayşe ben bilmiyorum. Ayşe al mikrofon. Tamam sakin. Benim bildiğim Nazlı Hanım kınayı bozar. Zaten bozar değil, bozmak üzere. Şu anda gelişi bile kınayı bozacağım. Bağırarak bozmak için gelmiş. Şu an bozamaz da. Şöyle bir şey. Ya. Baksana Seda kılı kıyafet fakat gelmiş. Seda Hanım şöyle bir şey var. Nurgül buna izin vermezse, düğündeki gibi yapmazsa Nazlı Hanım çabaları boşa kalabilir. Burada büyük bir görev Nurgül'e düşüyor ve Emre'ye düşüyor. Yani kendileri istediğini çok yapsın. Ne yapabilir ki? Yapacağını yaptı aşk zaten. Aşk böceği ilk defa doğru söylüyor. Bozacak diye aşkım benim. Ya ben ne yapabilirim? Bakacağız. Kısmet. Ya, bu ya nasıl? Arasında Nazlı kalmaktan Hanım, yemin ediyorum sen yorulmam kendin abla. Dev aynasına zannediyorsun ama hiç öyle sizin bir şey yok. Sizin kadar değil. Asla. Bozamazsın da gelemezsin da. Sizin kadar. Öyle bir şey yok. Gelemezsin diyorsun. Ben de. Evet. Senin isteğinle mi gidip geldin? Sana Dünür'ün ilk defa meydan okudu. Dünür demeyelim. Ama Dünür'ün gelinin canım. Gelemezsin, bunun bozamaz. Bunun bir ismi var. Çocuğumun huzurunu, rahatını bozamaz. Çocuğunun yüzünün önüne gıraitini bozamaz. Senden utanmadan fazla... boyunuz barabar, kız var. Dakika başına kına düğün istiyorsunuz. Senden fazla doyamadınız. Yapmıyoruz emin olacağım. Seni ilgilendiririm anne. Ya kınayla... yapılan törenlerin yaşla, çoluk çocukla ne alakası olmaz var? Olmaz mı? Hadi canım bir Karadeniz havası da kayınvalidenle oynayalım. Ben karım ne istiyorsa yaparım. Benim karım ne istiyorsa hepsini yapacağım.